Neyse Almanlardan da Galatasaray'ın intikamını aldı bir takım. <gülüyor> <gülüyor> Dün birisi söylemiş çok katılıyorum Türk Mbappe diye. Fenerbahçeli ya bir çarpı iki. Bu ligde rakip analizi yaptı ona baktı. Oyuncu takip ettirdi kendi takımı için biliyor. Kunz Almanya'da televizyon yorumculuğu yapıyor ha. Burada oyuncuları bilmiyordu ki. Samet hala bana sabredin diyor. Nerede bir sene oldu. Neye sabredeceğiz Samet? Buradan kırıldı diş kalmadı. Diş kalmadı ağzımızda. Sadece Fred dönse de olmaz. Jiko da lazım. Bir köyde artık 50 bin kişinin önünde kara maçında eksikleri konuşmayalım. Zaten hala konuşuyorsak eksikleri sıkıntı var demek. Fenerbahçe yani ile bir savaş var şu anda. İlan edilmemiş olan bir savaş var. Abi Ahmet İbalı'nı istifa edecek. Ettiremiyorsak bizim ayıbımız zaten. Ve bizim güçsüzlüğümüz. Ne söylüyorum? Murat Aşık hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe gündemi ama milli takımla başlayacağız. Evet dinlendi. Fenerbahçe dinlendi. Biz de dinlendik Fenerbahçe e, hakkında. Güzel duygu ya yani lider olarak Almanya'ya gitmek. Çok. Yani bir 2024'e gitmek. Bir de var şöyle bir milli takımla gitmek. benim yani Bu benim şahsi görüşüm. Ya ben uzun yıllardır milli takımı ya hocasından dolayı ya hocasının oyuncu tercihlerinden dolayı çok fazla takip eden birisi değildim açıkçası. Bunu itiraf etmek zorundayım. Öyle bir milli takım var ki artık kendisini takip ettiriyor. Merak uyandırıyor. Maçına işte yani dün yayınım vardı mesela benim Yayını maça göre ayarladım. Hani bitsin ki maça yetişeyim. Bunlar güzel duygular. Bunu da sağlayan sonuçta Montella ve kurduğu adaletli kadro. Ki ben dün bence dün başlangıç 11'i e eleştirilebilir. Yani ben eleştirdim en azından. Yani hani çok eleştirdiğimiz Cenk Özkacar yine sol bek, defansif bir orta saha kurgusu. Yani şöyle çıkmıştı dün sanki maça. Hani bizi bir puan nasılsa götürüyor lider olarak bir bir puan alalım gibi. Başladı ama ne yaptı? Türk hocalarımızdan farklı Uğurcan'ın sakatlanmasıyla beraber sadece Uğurcan'ın değiştirmede Orada oyun planında Abdülkadir Ömür Işıkları, Yusuf Yazıcı'yı şey yaparak, değiştirerek oyuna hamle yaptı. Demek ki bizim burada hep eleştirdiğimiz, siyalarımızın bu 65'lere 70'lere kadar beklemesi diye bir kural yokmuş futbolda. Maçlara 35. 40. dakikada müdahale edip maçı çevirebilirmişiz. Demek ki yani hep bunu anlatıyoruz. İşte modern futbolda bu var artık. Erken müdahale var. Şimdi dün ne yaptım? onu tele bir plan yapmıştım. Tutmadı. Adamlar bizi 30 dakika boğdu. Adam dedi ki benim bir şey yapmam lazım. Böyle gidersek belki ikiye yiyeceğiz. Belki iş içinden çıkılamaz hale gelecek. Ve bana göre de oyuna soktuğu Yusuf Yazıcı dün belki milli takımın en iyilerinden bir tanesiydi. Yok sayılıyordu Kuntz tarafından. Yoksa adam e, geçen sene ÇSK'da, Moskova'da, bu sene Lille'de oynuyor zaten. geçen sene Trabzon'a da geldi orada da bir şey evet, yapamadı. Evet tamam. Ya, geçen sene üzerinde bir şey demiyorum ama bu sene de Kuntz almıyordu ki. Montel'e Montel, Montel e geldikten sonra. geldikten sonra. Ama hocayken Lille'de oynuyordu ve hatta bir iki maçta gol de attı. Kenan Yıldız ne olacak? Almanlıya çıkışlı. Stefan Kuzun da yüzüne bakmıyordu. Biliyorsun Hamit Altında, o proje dedi. O dedi. Vizyon dedi. Öyle dedi. Böyle dedi. Normalde Kuntz'un bir şekilde o çocuğu bir yerlerde Tabii etmiş, ben o, hatırlar mısın? Kuntz buradayken göndermedim onu diyorduk. Ya bari şunu yapsaydın kardeşim böyle kimsenin bilmediği. Çok göz önünde olmayan ki Kenan Yıldız bilinen bir oyuncu. Ya bunlardan birkaç tanesini görseydik sahada. Ya bu Kenan Yıldız'ı biz belki daha önceki sorun yaşadığımız maçlarda sahaya atabilsek. Bence... Dün birisi söylemiş çok katılıyorum Türk Mbappe diye. Hayızlı, çabuk, fuleli, kafayı eğip, gidiyor. gidiyor. Ee, şey korkusuz. Vallahi müthiş oyuncu. Korkusuz. Fenerbahçeli. Daha da değerli onun için. Ya bir çarpı iki. Bonus var yani. Çarpı iki oluyor hemen. <gülüyor> <gülüyor> ya pırıl pırıl bir e, milli takım geliyor. Dağda güler gelecek bu takım takıma. Çok genç ve dinamik bir milli takımımız Tek takım sorunumuz var. var. Gözüken sorunu var milli takımın. Yani nokta bir tipik bir santifor evet. yok. Doğru. Hani el kim gelebilir? Enes Ünal ki zaten hiçbir zaman çok net olmadı ama zaten çaprazlarını kopar. Daha... Orada mesela şu diye bir oynatabilsen. mesela, mesela devşirebilsen değil, değil mi? Ama olmuyor. Ya şu geçmiş döneme bakıyorum. Kimler oynadı? Serdar Dursun. Umut Nayır. Doğru. Ee, yani Enes Ünal dışında. Umut Bozok. Halil Dervişoğlu. Yani hiçbiri bizi almaya da kesmez. Kesmez. Ha. Ama bir, birisi lazım. Şimdi niye? Abi şöyle Burak Yılmaz'dan sonrası. Enki Tosun'u da tabii. Ya bence Enes dair. Ünal. Evet belki Cenk'i alacaktır muhtemelen o rol için. Ya ben Enes Ünal'ı beğenen taraftayım. Milli takımda belki bir türlü olmadı ama bu milli takımda olabilir Enes Çünkü bu milli takım akıyor. Montella Adana Demirspor'da da net bir forvetle oynamadı. Tabii zaten şu ana kadar oyun oynuyoruz. 4-6-0 gibi oynuyoruz. Dolay Sahte 9 evet. oynatıyor. Dolayısıyla orada çözümler yaratabilen bir teknik ee, adam var. bir avantaj o. Şuna bakıyor. Sahte 9 oynayabilecek de en iyi oyuncun Yusuf Yazıcı. Çünkü size'ı da var. Fiziği de var Yusuf'un. Şimdi mesela bir Barış Alper'i Kerem'e oynatıyorsam ama size olarak ufaklar. Ama Yusuf Yazıcı'ya böyle baktığın zaman kocaman bir size var sahada. Bu arada Kuntusal'a bir teşekkür ederim. Dün kimse etmemiş. Ece bu ayıp. Ece bu takım bir, bir puanları da son maçlara kadar Stefan falan ki ben iyi beğenmememe ve en başından beri gitsin dememe rağmen ama bir teşekkür etmek gerekiyor. ya yani bu puanların bir bölümde o zaman da alındı. Modella e, iyi işler yapıyor. Bir çok. Takımda. Bir, defa çok kendini sevdirmiş oyuncu grubuna. Çok önemli o. Türk halkını da tanıyor. E, biraz milliyetçilik damarına giriyor. Güzel hani bu bayrak için diyor, gurur diyor benim için diyor burada olmak. Ya ilk günden itibaren ve şöyle oyuncular alacağım diyor. Burada olduğu için gurur duyacak oyuncular alacağım kadroya. Bak Kenan Yıldız Türkçe galiba konuşmuyor. Konuşmuyor. Ferdi konuşmuyor. konuşmuyor. Yani geçen iki kelime söyledi. De, dedi ki ben İngilizce devam edeyim. Sıkıntı oluyor dedi. Önemli değil abi. Bak ben hep bunu derim. Dil önemli değil. His önemli. Eğer hissediyorsan dün Kenan girerken formasını öpüp başına koyup giriyor. Abi o yeter bana. Türkçe konuşmasın. Çok mühim değil o. İşe bakalım. Aidiyete bakalım sahada verdiği. Bir defa herkesin şu anda ben sevmeye yok milli takımı. Hocayı da. Çünkü hoca da böyle Fener Galatasaray Beşiktaş beş, menşeyle olmadığı için hani orada da bir ayrım yok. Hoca tamam, kadrosu tamam. Bence şunu yapıyor. Seninle bunu konuşmuştuk. İlk geldi, ilk maçlarından sonra Türkiye Ligi ağırlıklı bir takım kuruyor. Yani kenarını yabancılarla sürüyor. Kuntz ne yapıyordu? Yabancıların yanına Türkiye Lig'inden bir iki tane koyuyordu. Diyorum, buradaki kaosa alışık oyuncular oynayacak bir takımda. Burayı bilen oyuncular oynayacak. Burada da avantajlarından bir tanesi de Fenerbahçe. İyi oyuncular veriyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray diyelim ona. Yani iki takımın kombinasyonu şu anda oynuyor. Ya bir defa hocanın en büyük biliyor musun? Ve hep onu geçen de bir yerde söyledim. Hoca Türkiye liglerini çok iyi biliyor. Buradaki futbolcuları da. Çünkü bir buçuk sene bu lig için. Bu ligde rakip analizi yaptı. Ona baktı. Oyuncu takip ettirdi kendi takımı için. Biliyor. Kunz Almanya'da televizyon yorumculuğu yapıyor da Burada oyuncuları bilmiyordu ki. Doğru. Onun için ne yapıyor yapıyordu abi? Seç. Hemen Çağlar Merih yap. Biri 3 ay oynamamış, biri altı ay oynamamış. E, stoperler delinsin devamlı. E öyle olmaz. Benim tek uyarım stoper tandeminin değişebileceğini düşünüyorum ben. Samet hala bana sabredin diyor. Fenerbahçe'ye bir sene oldu. Neye sabredeceğiz Samet? Buradan kırıldı diş kalmadı. Diş kalmadı ağzımızda yani. Girelim mi? Yani dün hiç gerek yok dün o açıklamaya. Fenerbahçe taraftarı da bana sabretsine gerek yok ki. E sana sabretti taraftar Fenerbahçe taraftarı Samet. 4 milyon euro yakın bonservisle geldi. E bir senedir bekliyoruz abi babam. Kaç sene sabredelim mesela? Kaç sene istiyor Samet bizden? Bak bunu Yusuf Atiçek söylese. Alt yapıdan çıktı ya geçen maçı 17 yaşında. sabredelim. 17 yaşında. Baba sen 30'a geliyorsun zaten. E sen bir de geldin. Sen hazır oyuncu diye buraya geldin. Bir de hep aynı hatayı yapıyorsun be Samet. E Abi sen topu 2 metre yanına verebil Samet. Sen adama doğru yerde basabil Samet. Hamle yaptıktan sonra dönüp adamı yakalayabil Samet. Yani neyi sabredeceksin? Sen bunları geliştirebilecek misin? Hızlanacak mı mesela bir anda? Oyun bilgin mi artacak bir anda? Samet'in sabresini. Sabır yanlış kelime bu arada. Bak bunu Fenerbahçe için büyük takımlar sabretme yeri değil ki. Abi büyük takım hazır oyuncuları oynatır. Yani Samet şunu mu diyorsun baba? Ciku Beka'dan birini kes beni oynat. Şu an şansım var ocağa kadar. Ya da biraz hatalarımı tolere edin diyor. Hayır şunu var. Zaten şu anda şöyle bir durum yok mu abi? Ocak ayına kadar BK yok. Yok. Transfer de yok. E oyna hadi baba göster kendini bize. Al daha sana daha nasıl bir şans gelecek? Hayatının en büyük şansı geldi. Bir daha geldi eline. Ki bu arada Beşiktaş deplasmanı var. Galatasaray maçı var. Büyük maçlar oynayacaksın. Ama senin göstermelik yerin. Hadi oyna bakalım görelim. Ha bazı oyuncular da şöyledir. Kendi takımlarında bazen faydası olurlar ama milli takım oyuncusudur onlar. Belki de Samet böyle bir oyuncu. Kendisi de söylüyor. Ben hocayı biliyorum, sistemini biliyorum ve burada daha verimli oluyorum. Olabilir. Buna sonsuz saygım var. Hep aynı örneği veririm abi. Aykut Kocaman Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden milli takımda bir golü var. Olmuyordu milli takıma gittiğinde. Tayfur Avutçu hep sıradan silik bir oyuncu olarak kabul edilirdi. Milli takımda her zaman çok iyi oynardı. Doğru. Öyledir abi bu. Yani sapla samanı karıştırmamak lazım. Maçlar başlıyor. Ve son. Artık bir daha ara yok. Evet. Mayıs'a kadar gidiyoruz artık. Gümbür evet. gümbür. Ve ondan sonra da Avrupa Şampiyonası var. Fenerbahçe'de Fred'in durumu. En önemli konu. Muhabir de İrfan 25 dedi ki Ciku ile ilgili bir parantez koydu ama Fred'in oynayacağını düşünüyorum dedi. Anladığım kadarıyla oynamayacak Ciku. Sadece Fred dönse de olmaz. Ciku da lazım. Hem için iki eksiği var. Yerlerin hep tolere edilecek eksikler ama iki eksik tolere edemiyoruz o ikisini. Benim mil takım arası öncesi duyumum ikisinde mil takım arası sonrasında hazır olacağı şeklindeydi ve bunu dillendirdim birkaç arayı. Dün aldığım bir bilgi, e, burada ifşa edemeyeceğim kimden aldım. Yakın bir arkadaşımdan aldım. Ona da bir yerden gelmiş. Kulüp içerisinden haber almış diyeyim. Haber kaynağı. Gazetecilik yapayım biraz. Haber kaynağımı yüzü Şöyle bir şey diyor Fener. Kamu yararı gidiyor. Fenerbahçe sağlam bir yararı gidiyorsa der kaynağı açıklanır. Kamu yararı değil ya bu Fenerbahçe'nin yararı gidiyor. Ne yarar mı gidiyor? Niye bilgi şey mi kapatayım? Şöyle bir şey diyor Fenerbahçe sağlık eti ki burada kendime de bir aferin alacağım ya da bir alkış rica edeceğim bununla ilgili. Hazır sağlık mısın? et demiş ki Red ve Ciku'yu gözlemliyoruz. %100 hazır olmadan vermeyeceğiz takıma. Yani bu nereye geliyor? Biz haftalardır biliyorsun Fenerbahçe sağlık etme sıkıntı var diyoruz. Aman diyoruz şu oyuncuları tam olmadan döndürmeyin çünkü sonra geri sakatlanıyorlar gidiyorlar diyoruz. Buraya kadar sakatlı olmamış oyuncular geldi burada neredeyse kariyerleri bitme noktasına geldi diyoruz. Fenerbahçe sağlık heyeti herhalde evet daha muhafaza olalım artık bazı konuları daha tutucu olalım. Ve oyuncuları hazır olana kadar aşağıya vermeyeceğiz ama bu geçen hafta gelmiş bu haber. Önümüzde demişler bir hafta var bir hafta gözlemleyeceğiz. Onun için şu an net bir bilgim yok ama son gelen bilgim. Maça bir hafta kalıyor. Yani demek ki pazar günü geçtiğimiz pazar söylenen buymuş. Fred ve Ciko gözlemlenecek. %100 hazır olmadan ama takıma vermeyeceğiz. Bu mantıklı ne demek? Mı? %100 mantıklı. Abi ben ne diyordum? Bir maç için on maçı risk edemezsin. Fenerbahçe'de hep aynı. Yan Veseli yanlış zamanda sahaya döndürüldüğü için basketbol takımında bir sene daha uzak kaldı parkelerden. Onun için oyuncuyu Luan Perez. Demek ki Luan Perez derken dönmüş. Bak yok yine ortalıkta. Adam geldi ve gitti kısa dönemde. Hep şöyle eleştirdim ya. Giden dönmüyor. Dönen de tekrar geri sakatlanıyor. Onun için... Fenerbahçe sağlık ekibi ve teknik kadro doğru bir karar vermiş. Önünde de kara gümrük maçı var. Riske edebilirsin kara gümrük maçına. Kadıköy'de artık 50 bin kişinin önünde de kara gümrük maçında eksikleri konuşmayalım. Zaten hala konuşuyorsak eksikleri sıkıntı var demektir. Katılıyorum. Şampiyonluk yolunda. Katılıyorum. Hocamızın Prensi Zayis var. Milli takımda da oynatmadılar artık. Yani oradakiler de farkına vardı. Hoca ne yapmalı? Fred yoksa? Hoca Zayis oynatır abi. Ne yapmalı ama? Yani ne yapmalı ben bilemem ki hocaya. Ders mi vereyim şimdi? Işte. Ama Hoca Zays oynatır. Onu biliyorum. Ne yapacağını biliyorum. Ne yapmaya bir şey diyemem. İsmail Crespo daha ideal olmaz mı? İsmail Crespo daha ideal olur. Ön alanda baskı yapmak istiyorsan Zayis'le yapamıyoruz onu. Bunu hoca da gördü. Aa, ama bir ön alanda baskı yapmayalım diyorsak okey pas oyunu. 500 pas, 600 pas, 700 pas. Ama bir işe yaramayan pas yapacaksak Zayis oynar. Eski Fenerbahçe'nin yöneticilerin bildiri, bildirisi. Niye bir gizli? Bu niye zaman manifest? Daha yayınlanmadı ki. Ben de bekliyorum. Biraz detay verelim mi? Yani bir bildiri hazırlandı. Evet. Ee, bunun içinde bir eski yönetici abimiz Beni de aradı dün. Ne düşünürsün? Katılır mısın? Katılırım dedim. Nedir amaç nedir? Abi amaç e, yönetimin yanında olduğumuzu belirtmek. Federasyona ve MHK'ya karşı. Bu artık bariz şekle gelen hakem hataları. Ahmet İbanoğlu'nun başkanımıza suç duyurusunda bulunmasına rağmen hala o koltukta oturuyor olması. Büyük ekşi zaten konuşmaya gerek yok. Bunlarla alakalı iki sayfalık bir metin. Bu arada ben o yönetici abimle konuşurken daha abi biraz uzun olmuş. Bizim alt kadar okumayı sevmez ama. O da diyor ki ama yani bunu neresini keselim dedi de doğru. Ben metni okudumda kesecek bir yerde yok metni. Bir açsana bana ben de bakayım. Ya atarım. Ama yayınlamayacaksın atarım. Bize de alıp basma haber yani. Başkanın eski başkan sayın Aziz Yıldırım'ın da bu organizasyonun içinde olması ben zaten olursa bu iş amacına ulaşır. Ben olacağını düşünüyorum. Ben şunu diyorum, olursa bu iş amacına ulaşır. Yani evet, bak Fenerbahçe tek yürek olmuş, tek vücut olmuş. Yaşayan üç başkanı var Ali Bey hariç, Aziz Bey, Alişen, e, Tahsin Kaya. Bu üçünün imzasının olduğu bir manifesto Türkiye'de ses getirir. Ne gerek var abi buna peki ne gerek? Var? Abi Ali Ali Bey Sayın Başkanımız ne dedi son Yüksek Divan Kurulu toplantısında? Hepiniz destek olun bize dedi. Elinizden geldiğince biz de eski yöneticiler olarak yani. Abilerimiz böyle bir şey ayak olmuş. Ben kendime katmayayım. Sonra ben sonradan Şu açıdan söylüyorsun. Bu kamuoyunu yaratmak önemli. E tabii. Ben hep demiyor muyum? Ne Sen diyorsun ya ne yapılması gerekiyor? Ben de hep ne diyorum? Kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Abi kamuoyu böyle oluşturmuş. Fenerbahçe'nin süreci doğru yönettiğini düşünüyor musun? Abi Ahmet İbalı'nın istifa edecek. Ne faydası var abi? Faydası zarar değil konu. Ahmet İbalı'nın istifa edecek. Ne faydası var? Ya Ahmet zaten bir Etkisi de yok orada. Önemli ya. değil. E Şimdi orada şöyle bir durum yok mu Murat Aşık? Bana şöyle geliyor. Ahmet İbanoğlu'nun istifa etmesi. Geçenlerde Feridun abiyle yayın yaparken de söyledim. Evet. Bence Mehmet Büyük ekşi, atlatacak bir konu. E peki ben sana var. şöyle soruyorum. Fenerbahçe'ye karşı atlatacak bir konu. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe senin haberin var mı bu suç duyurusundan diye sorduğu soru önemli. Selim Soydan da diyor ki zaten buna onayı veren Mehmet Büyükekşi'ymiş. Ben Selim Soydan'dan daha önce söyledim. Öyle mi? Evet. Özür dilerim. Muht Bin... Hayır ben şöyle dedim. Belki dedim Mehmet Büyük Eksi söyledi. Sen bir dava aç bakalım bu Ali, Koç'a diye. Belki olabilir. 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 O da Abi federasyon arasında bir savaş var şu anda. İlan edilmemiş olan bir savaş var. Ahmet İbanoğlu konusunda istifa edecek. Etkisi var, etkisi yok. Ki bence hiçbir etkisi yok. ben sana bir şey sorayım. Ben Yarım sana ki. dava açtım. Diyorum ki. Ben sana dava açtım. Peki. Tamam ben sana bugün bir suç duyurusu oldum. Yarın biz nasıl çekeceğiz bu programı seninle karşılıklı oturup? Reddi hakim durumu oluşmuş durumda aslında. Buna katılıyorum. Buna katılıyorum. Reddi hakim durumu oluşmuş durumda. Ama ben Fenerbahçe'nin MHK başkanı üzerinden vurgusu üzerinden gitmesinin çok anlamlı olduğunu Yavaş yavaş dur bakalım etap etap bir MHK başkanını gönderelim sonra öbürüne de gelecek sıra. Sırayla. Yönetim federasyonu istifa demeli mi? Büyük ekşi istifa zaten demeli, abi, tabii. Ne zaman demeli? Ne zaman diyecek? Bana kalsa ben çoktan demiştim de. Ya da birinci hafta söyleyecektin ya. Ama başkanımız iyi niyetli olduğunu söylüyordu son yüksek divan kurulu toplantısına kadar. Bence bu işin yönetimi şöyle bir plan yaptığını düşünüyorum. Bunu bilmiyorum. Düşüncem bu. Bence önce İbanoğlu sonra yukarıya gelecek sıra büyük ekşiye. Bir daha söylüyorum ben Ahmet İbanoğlu'nun herhangi bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Tam olarak da başkanımızın söylediği gibi birisi olduğunu düşünüyorum. Zaten cidden omurgalı birisi olsaydı, bak cidden omurgalı birisi olsaydı davayı açmadan önce istifa eder sonra davayı açardı. Ali Koç ne demişti? Şimdi bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK Kurulu Başkanı Sayın Ahmet İbanoğlu. Şimdi ben dedim ya, yatarken bizi düşünün. Ensenizde bizi hissedin. Bir araştırma yaptık. Denizli'de tanıyanlardan karakteri zayıf, omurgasız. Ve bir lütfen, lütfen. Bu bir hakaret olarak değil, bu bilgi. Bu gerçek. Onun için biz mütemadiyen Türkiye Futbol Federasyonu MHK'nin başkanı kim diye soruyoruz. Bu arkadaş mevki seviyor, makam seviyor. Onun için de verilen her talimatı yerine getirebilecek potansiyele sahip bir karakteri var diyorum. Bu bir hakaret değil, bir tespit. Talimatları biri uyguluyorsa, Darbahçe'ye göre, başkana göre, talimatı veren kim? Büyük ekşi. Zaten benim anlamadığım konu bu. Biz niye bir türlü büyük ekşi istifa diyemiyoruz? Benim takıldığım nokta hep oraya geliyor. Buradan ben de çıkamıyorum işin içinde. Fenerbahçe'nin üzerine gitmesi gereken konu nedir abi? Mehmet büyük ekşi. E tabi şimdi sen istifa et dedin. İstifa etmiyor. Evet. Ne anlama geliyor şimdi bu? İstifa ettiremiyorsun. İşte o kötü. Ama edecek. Ettireceğiz abi. Bunun ellemeci yok. ettireceğiz. Ettiremiyorsak bizim ayıbımız zaten. Ve bizim güçsüzlüğümüz. Ne söylüyorum? Çünkü Ahmet İmanoğlu bir piyon. Biz daha bir piyonu istifa ettiremiyorsak. Zaten şahı istifa ettiremeyiz. Bana söylesene hakemler nasıl taraf, tarafsız maç yönetecek ya? İki şey de olabilir. Ya biz bunu ya olur mu deyip lehine de yapabilirsin hataları. Zannetmiyorum. Ama Ale'ye zaten faiz yapıyordum. Ne kaldı yapmadıkları? Top şöyle eliyle alacak kalenin için atacak. Ya bu kadın futbol maçında görmedin mi yaşanımı? Allah aşkına. Baba bu offside'i Metin Şentürk görür. Bir buçuk metre falan var. Belki daha fazla var. Gol. E bizim Semih Şentürk'ün golünü niye vermediniz? O zaman Mustera'nın elinden aldığı şampiyon oluyorduk biz. Tukaka denilen Aykut Kocaman belki kral olacaktı o gol verisi o zaman. Doğru. E nerede adalet? Federasyon. Ya Ahmet İbanoğlu şu maçtan sonra bile çıkıp istifa etmesi lazım. Böyle bir rezil hakem yönetiminden sonra. Orada da omurgasız lafına geliyorsun. Edemiyor kendi. insi. Belki adam etmek istiyor bu arada. Çünkü Selim abiyi ben de dinledim. Gerçi Selim abinin son zamanlarda haberler pek muteber değil ama. Selim abi ne diyor? Büyük ekşi şey İbanoğlu demiş ki, ben istifa edeyim. Büyük ekşi ayrı etmeden dava aç demiş. Bu böyle doğruysa. Ha bu arada şu da var. Abi bu arada istifada e, edeyim mi diye sormaz. E, ya ederse ya kardeşim bu kadar. O tamam da omurgası sal sorarsın. Mario Cedan beklenti nedir Murat Aşık? Son iki maçın bir özrünü bekliyoruz Kadıköy'de. Yani Trabzon üstü Adana Demir. Adana Demir spor oyun olarak demiyorum ama sonuçta iki maçta beş puan kaybetti Fenerbahçe. E, bir, Riders. geri döndük mesajı vermemiz gerekiyor ki yani bir yere gitmedik. Liderlik yine bizim ama hani oyun olarak, coşku olarak, istek olarak, goller olarak bir geri döndük lazım. Çünkü güzel bir fikstürümüz var. Yani Karagümrük içeride, Sivas içeride güzel. Sonra Beşiktaş'a gidiyoruz. Bu ikisini kazanıp orada o da kazanıp yoğun dönem başlıyor. Bayağı yoğun. Arada hafta arası maçlar var falan böyle yani e, Avrupa falan, olmadığı zamanı var. E Türk yok başlayacak bir yerden sonra falan. Çok yoğun bir sezon. Belki son yılların en yoğun sezonuna giriyor takımların hepsi tabii giriyor böyle bu yoğunluğa. Özellikle Avrupa maratonu devam eden Fenerbahçe Galatasaray için daha da zorlu bir süreç. Ee, ama biz hep söylüyoruz Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor. Şampiyon olmak istiyoruz. Ya bu maçların artık biz bir defa iç sahada mağlubiyet hakkımızı kullandık. Öyle artık bir kredimiz, bonusumuz, bir şeyimiz kalmadı. İç sahada tüm maçları kazanmak zorundayız artık. Bundan sonra kayıplar sıkıntı yaratır Fenerbahçe. Ha dışarıda da bir tane ekstra galibiyet almamız gerekiyor ki bu e, Trabzon mağlubiyetini e, telafi edelim. Ben bir hocayla ilgili bir güven krizi görüyorum kamuoyunda. Kamuoyunun belli bir bölümü. Birinci, birinci bu... hafta da Daha imza attığı bu... günü vardı. Ya ben Fenerbahçe'nin bu arada iyi Yani bunu Fenerbahçelikten bağımsız iyi döneceğini düşünüyorum. Yani baktım Ceko mesela milli takıma gitmedi. burada devam etti takımla. Milli takıma gidenlerin hepsi moralli geldi. Evet. Elenen yok, o yok, bu yok. Tadiç ultra moralle şampiyon ekler. Livakovic öyle. Bu arada Tadiç'in soyunma odası konuşması inanılmaz. Ama zaten <laughs> Çıkardım şöyle... Çıkardım sahaya yani. Ama zaten şöyle Tadiç'i oynayıp kime bu soyun sor, sorarlarsa lider dendiğinde ya e, Tadic İşte o zaman Tadiç'i saha içinde niye bugün oynuyor diyenlere o videoyu seyretmelerini önereceksin. Her zaman sağda lider oyuncuya ihtiyacım vardır kardeşim. Performans önemli değil. Lider oyuncu sağda olur. Bir hareketiyle, bir göz kaşı hareketiyle, bir el kollu bir şeyleri değiştirebilir. Bunu eski futbolculara söylemesi benim daha da garibime gidiyor. Siz de o sağlarda oldunuz. Sizin takımlarınızda da lider oyuncular vardı ve hep sahadalardı. Performanslarından bağımsız. İzleyenler şey diyor Anlayın diyorsun yani. İzleyenler diyor ki Fenerbahçe'li yorumcularla çok satışıyorsun. Sataş film diye öyle söylüyorum. Abi. Ben anlayamıyorum, anlamlandıramıyorum. Çünkü hayır. Sağda olmuşsun ve senin takımdaki lider oyuncular da çok formsuz dönemlerinde hep sağda kalmışlar. Çünkü niye? Bir hareketine bakar o oyuncunun. Bu arada hepsi özür dileyecek Duşan Tadiş'ten. Birkaç hafta içerisinde. Bu ya Beşiktaş deplasmanında olur. Bu ya Galatasaray ilk sağ maçında. Ya biz Mutat için hakkını yemişiz olacak yani. Bu net söylüyorum. Evet. E, ve bir daha söylüyorum abi. Sağ bir lider. Ne dedik biz Fenerbahçe'de geçen sene ya? Şampiyonluk kaçıldırken. Sağ içineydi. Lideri yok dedik Fenerbahçe'nin sağ E şu anda var. var. İki tane var hem de. Hatta Fred Doyne'de üç tane var. Tadiş'e sahip çıkalım diyorsun. Ben dokundurtmam. Net. Kendi adım benim olduğum yerde eleştirmem. Çok tutucu değil mi ya Murat Aşık bugün? Hastasıyım. Arda, Arda Güler'i de eleştiremezdim ben varken. Aynı. Abi tutucuyum yani. Çünkü ben geleceğe planlıyorum. Bugüne bakmıyorum. Ben böyle uzun bakıyorum işe. Uzun da bu adamın liderliği bana lazım. Aynen. Ayaksa baksınlar. Ayaksın düştü hale. Ayaksın düştü hale baksınlar şu anda. Peki. Bir oyuncu ayrıldı. Duran topta millet toptan kaçar. Bak bunu İsmail Kartal hocayken çok yap. Yani futbolcuyken yapardı. Penaltı olurdu. Kimse toptan kaçarken İsmail Hoca gelir bam diye vururdu. Bu da lider oyunculuktur. Lider lider oyuncunun Merkez orta savunmasına ya da e, ön taraf olmasına gerek yok. Bir savunmacı da lider olabilir. Gelir o topa vurur. Herkes çekinirken. Liderliktir bu. İsmail Hoca bunu bildiği için. İsmail Hoca'nın da futbol dönem hep liderleri vardı takım. Ferdi ile bitirelim. Ferdi bitirilecek gibi değil ya. Allah nazarlardan saklasın. Ferdi'yi bu sene doyalım. İzleyelim Fenerbahçe'de işte. Ya, o Almanya maçındaki gol. Şeyin golü de çok güzel tabii. Kenan'ın Kenan golü de çok, çok güzel ya, ama. İki gol hiç istemiyordu vuruşlar. De... Yani. Aynı yerden. Ama tabii Ferdi'nin alıp bir dürtüp o topu Nereye vurdu ama? Yakın, yakın direğe vurdu. İşte bu da mesela öğrenmesi Ferdi'nin. Ferdi mesela 5 sene önce belki o oraya yapmıyordu. Artık tempo. Biz geçen bir programda bir linçet bölümü yaptık. Bir yorumcu hatta taktik yorumlar yapan dinamik değil demiş Ferdi için. Büyük konuşmamak gerekiyor oyuncularla alakalı. Abi Ferdi ya bu arada sadece Fenerbahçe'ye bakmayalım yani. Abdülkerim Bardakçı da mesela müthiş performansı yani. Keşke alsaymışız. İyi oyuncuyu destekleyeceksin. Abi diyorum yani şimdi ben akken kara diyebilir misin buna? Abdülkerim Bardak kötü stoper diyebilir misin? Ama Ferdi'ye son şöyle bir noktaya koyalım. Varlık sahasını böyle büyüten bir adamdan bahsediyoruz. Ferdi'nin ben, benim aklıma kalan en güzel görüntü Ferdi'yi gösterdi Almanya Tak Filip Lam'ı gösterdi tribünde. İşte onun yeni versiyonu sağladı. Keşke orada mesela birisi akıl edip Filip Lam'a gidip Ferdi'yle ilgili bir soru sorsaydı ne diyorsun bu Türkiye'deki bekle alakalı? Bu arada o Philippe Lam'ın 2008 yarı finalinde attığı gol evet. a benzer bir golle değil mi <laughs> abi? İşte kalecinin kapattığı benzer. yere mi vurmuştu? Benzer. Öyle mi hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum ama golden çok oyun aynı oyun. Yönetme de tebrik etmek lazım bu arada. Tabii. Aynı oyun oynuyor bak. Yani hakikaten orada bir tane tabii Türkiye'de artık gazeteci kalmadığı için keşke olsaydı. Yani şöyle sormuyorlar ya bize. Sorma bitti sorma kültürü. Yani İsmail Kartal'a soru sorma, Volkan Demirel Hatay'da Galatasaray'a soru sorma. Orada akıllarına gelmemiş. Ya Philippe Lam'a gidip "Ya bu Ferdi bir bek var. Ferdi de deme. Türkiye'deki şu numaralı bek. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sana benzetiliyor mesela. Ya alsanıza bir fikrin adamın ya. Ki ben iddia ediyorum Ferdi'ye 3 talip varsa şu anda 6 talip var. 7 talip. O bence sınıf maçtır. Leroy Sané gibi ip gibi adamı durdurdu. Neyse Almanlardan da Galatasaray'ın intikamını aldı bir takım. <gülüyor> <gülüyor> Son ben, bir şey. Aradan bir değdirelim be ne olacak? Ferdi izlerken Almanya maçında önemli oyuncu şey aklıma geldi. O, orada yarattığı etki var ya bence çok büyük etki. Sergen Yalçın'ın yine o statta Almanlara karşı oynadığı bir maç vardır hatırlarsın. Of çok iyi oynamıştı. Yani genç arkadaşlarımız bilmeyenler. Çok iyi oynamıştı Sergen. Bence onu bir açıp izlesin. Sergen'i Bayern Münih'in istediği maç işte. O maç onu maçı... Bayern Münih istiyor. Şiir gibi. Tabii. Yani e, Almanları darmadağın etti. Tabii. Yani Sergen gerçekten çok büyük futbol. Hakikaten. Çok büyük oyuncu. Yani o ara paslar, o ince paslar. Yani yıllar daha da geçmişe götüreyim. Gordon'la çıktığı zaman temposu da inanılmazdı. Alır böyle gider de, topla beraber falan. O Berlin'i fethetmişti herif. Tabii. E, büyük bir etki yaratmıştı. Ferdi'nin de o etkiyi e, Ferdi Kenan. Doğru. Abdülkerim. Bence o maç Abdülkadir Ömür. Ve burada çok konuştuk, tartıştık bunu. Bugün söylemiyorum. Sürekli söylediğim bir şeydi. Ali Koç çok eleştirildi. Çok eleştirdik ama bir konuda adam bence Türkiye'de kimsenin sürdürülebilir şekilde yapmadığı bir şey yaptı. Evet. Genç buluyor, getiriyor. E, bir söyleyince o... bize Ali Koç yalakası diyorlar. Ne demeyeyim mi şimdi? Ferdi kim aldı? Ben mi aldım? aldım? Tamam bir hoca önerdi aldı. İsmail Yüksel'i kim aldı? Abi Mijay'ı gidip oradan almayabilirdin bir dakika, yani. ya, Bir dakika abi İsmail Yüksel'i kim aldı? Ben mi aldım? Yine Fenerbahçe aldı. E, kim Mijay'ı kim aldı? Başka e aldı. E Fenerbahçe aldı. Ali Koç'un sonuçta çok da. çıkartıcı. Ya. Arda Güler'i kim aldı ya? Kardeşim Arda Güler'i gençlerinde bütün takımlar istiyordu. Öyle inanmayın siz o şeylerin çıkıp ben buldum demesi skatlarını. Arda Güler'i herkes tanıyordu Türkiye'de. Geçen kim anlattı ya? E, Galatasaray falan da zaten. Hepsi... Babacığım ben <laughs> olayı biliyorum. Bana olayı bilen birisi aldı. Arda Güler'in Fenerbahçe'ye gelmesinin Birinci sebebi o scout arkadaş olabilir ama zaten scout arkadaş önerdiği zaman zaten tanınıyor Emre Belez oluyor Ali Koç'tur. Sonuçta son işi de yapan Ali Koç'tur. Bir para söyleniyor. Tamam diyor Ali Koç verelim. Alalım. Sonradan pay deniyor. Tamam hepsini alacağız. E, yine aldık gençlerden 3 tane daha çocuk. Ya Fenerbahçe ne dedi, sayın Ali Koç 2019'da bizim Benfica modeline dönmemiz lazım. Öyle Bayern, Paris Saint-Germain olmak kolay değil ama Benfica olmak o bile kolay değil ama benzer bir yapı kurmak kolay. Ne bu yapı? Al abi genç ama potansiyel oyuncuları sat. Oradan gelen parayla bir iki tane yıldız koy. Yine bir iki tane genç al yanına. Bu arada Vedat Muriç'i e de eklemek e, lazım. Vedat Muriç var. Ya al sattan zaten. Fenerbahçe örnek şu anda. Bak örnek kulüp. Ya Galatasaray geçen sene şampiyon oldu. Bir tane oyuncusuna öyle teklif gelmedi. Ya, gelmedi. Çok net söylüyorum. Haftaya görüşürüz. Haftaya pazartesi günü görüşmek üzere.